Şovlar yerine üzere çalışmaktayım. 1947 doğumluyum. 77 yaşındayım. 54 senedir bu işi yapıyorum ben. İlkokulu bitirdikten sonra ustanın yanına geldim çırağı olarak mesleği öğrenmek için. Mesleği erbabın yanına geldiğim zaman orada hem okul eğitimi, hem medrese, hem fakülte. Biz sabahleyin gelirken bir yağlı yavan 10 kuruştu. Erken gelir kahvaltı yapardık ki ustamız bizi görmesin. Meslekte edabı, edebi, saygıyı, sevgiyi, devletine, milletine, bayrağına, dinine bağlılığı biz öğrendik. Mesleğe başlamam bu dükkanda. Yarım asrı geçti. 54 senedir. Burada yaptığımız işi severek, bilerek, eksiklerimizi tamamlayarak devam ediyor. Gerçek anlamda sevdalısan o mesleğe bir zorluğu yok. Şimdi adam gelir, ayakkabısı 45 numara. Onu şavlar kesimi ayrı, öbürü gelir 42, 12 ayrı. Bunları hep bileceksin, öğreneceksin. Bir gün benim müşterim geldi, dedi ki benim bu şavların bir balağı dar, biri normal. Dedim getir. Geniş olan tarafı, dar olan tarafa çağırdım, dedi normal. Dedim ayağını büyür, senin bir ayağın öbür ayağından bir santim farklı. Adam durdu böyle, döndü. Mezroyu aldı, üçte katına bir santim farklı. Şimdi dikkatli iş yaparsan, içinden doğarak yaparsan kolay kolay hata olmaz. Ama desen ben tikim ne olursa olsun ben para kazanayım, bu da yanlış bir şey. Kabiliyetli olacaksın bir, mesleğini seveceksin iki. Diktiğin işin eksiklerini göreceksin, telafi edeceksin. Eskiden Adıyaman'da çok sanatkar vardı. Bakırcı, elbise diken, yemeğe diken, kundura diken. Yani ne yazık ki şu var, Adıyaman'da sanatkar nesli tükendi. Bu konuda eğitim ustasından almayan bir insan hiçbir dalda mesleği yürütemez. Ben çocukken Urfa, Yemen'i, Kundura'yı buradan sipariş verirdi. Antep de verirdi. O kadar sanatkar vardı. Ama maalesef Adıyaman'da sahipsiz bir memleket. Bu tür sanatkarlar nasıl tükendi? Ama ben diktiğim yırtılana kadar ben müşterilerime diyorum benim diktiğim iş garantili. Bir de bir kusur olursa getirin ücretsiz yaparım. Nedeni ne? Helal kazanç. Elde etmek, çoluk çocuğuna yedirmek. Kimse mesleğe gelmiyor şimdi. İki fakülte bitirmiş. Bildiğim, çok tanıdığım bir insana üç fakülte bitirmiş. Boş yazıyor. Fakülte bitirmek çözüm değil. Şimdi bugün Türkiye'de illerde sanatkar sıfıra düşecek. Benim şahsi görüşüm, yetkililer meslek okulları açması lazım. Eskiden öyle değildi. İlkokula giden 4. 5. sınıftaki çocuklar mesleğe giderdi, boş gezmesin, ahlakı bozulmasın. Ben de diyorum ki çok geç kaldık. Her konuda meslek okulları açılmalı. Bugün ben inanın çok üzülüyorum. Okula giden bir öğrenci kocasına diyor ki çakmağın var mı sigaramı yakayım? Okuldaki öğretmen görev yapamıyor. Birine bir terbiye veremiyor. Hemen şikayet konusu olur. Bu yanlış. Bu benim arkadaşım bayan. Yanlış anlaşılmasın. Dinimizde böyle bir şey yok. Aylarca, yıllarca arkadaşlık ediyorlar. Onun için nesil bozulur. Şimdi düğün yapıyorlar. İsraf çok.
bir genç gelir diyor ki üniversite öğrencisi. Ona sana diyor ki ben bir hanımefendiyi sevdim, bundan evleneceğim. Bunu tanıyor mu? Yok. Kim, kim değil? Yok. Duyduğumuz kadarıyla mahkemeler boşanmada sıra yok. Bugün huzur evlerinde dedelerimiz, ninelerin ne yeri var? Sen evladısın, seni yetiştirmiş, belli bir seviyeye getirmiş. Sen anana, babana bakamırsan yazıklar olsun sana. İslam'da böyle bir şey var mı? Diyor, zenginliği istersen kanaat yeter. Şimdi gençlerim diyor, lüks yaşıyor. Nasıl lüks yaşayacaksın? Altında son model araba olsun, istediğim yere gideyim, istediğim plaja gideyim. Bilir mi? Anası babası ihtiyar olduğuna bakmıyor. Kanaat edersen hem mesleğe gel, hem okula git. Yaşlarım diyor ki mesleğe gel baba, ölene kadar aç kalır. Mesleği olmayan akşama kadar kalır. Servetini helal haram demeden biriktiren Adıyaman çok zengini vardı. Serveti bir dakika sürmedi. Niye? Cenab-ı Allah kul hak etmedikçe ben bela nisibet vermem. Bir dakika sürmedi. Canı da gitti, malı da gitti.